Ustanın kaynağından selamlar. Yeni bir formatta karşınızdayız. Nurettin Hocam'la beraberiz. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Herkese merhabalar. Sen nasılsın? İyisin Savaş? İyi hocam da işte konuştuk az önce. Evlerdeyiz, yasak var. Dışarı çıkamıyoruz. Dedik hocamızla hemen yeni bir format geliştirelim. Böyle uzaktan uzağa sokağa çıkma yasakları sebebiyle evde olduğumuz bu süreleri daha keyifli ve daha bilgili hale getirebilir miyiz diye düşündük ve böyle bir format oluşturduk. Adına da ustanın çayı koyduk. Sizlerin de keyfine keyif, bilginize bilgi katabilirsek ne mutlu bizlere, değil mi hocam? Kısa zamanda da umarım bu mevcut olan hastalıktan herkes kurtulur. Eski günlerimize döneriz ve çay bahçelerinde o yeşilliğin içerisinde çayımızı içeriz, sohbetimizi yaparız ustalarımızla birlikte. İnşallah hocam. Bu videomuzda 6 tane doğru mu yanlış mı sorusu var. Bu formatta bu sorulara önce aslında sizlere soracağız. Daha sonra hocamızdan cevaplarını alacağız. Hocam başlayalım mı? Başlayalım. Memnuniyetle. İlk soru geliyor. Örtülü elektrot ark kaynağı uygulamasında ark yüksekliği fazla olunca nüfuziyet artar. Doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Yüksekliği arttığı zaman akım şiddeti düşer. Akımın karşılığı, kaynaktaki karşılığı ısı olarak ifade edebiliriz. Ark yüksekliğinin fazla olması demek, akım şiddetinin düşmesi, ısının düşmesi demek. Yaklaştığımız zaman da ısı miktarı artar, yani akım şiddeti artar. Bu sebepten dolayı bu söylemiş olduğumuz cümle yanlıştır. Ark yüksekliği fazla olunca nüfuziyet artmaz, tam tersine azalır. Azalır. Bunu şöyle bir örnekle vermek istiyorum. Tabii. Örneğin ışığın gücü lümendir, ışığın şiddeti ise lükstür. Yani bir elime şu an bir fener aldım. Bunu bir elektrot kabul edelim. Şu an yakıyorum feneri. Elime yaklaştırdığım zaman ısı, yani ışık odaklanıyor. Işık odaklanıyor. Uzaklaştırdığım zaman geniş bir alana yayılıyor. Oysa ki buradaki beslemeyi yapan kaynak aynı kaynak. Gücü aynı güç. Geriye doğru çektikçe mevcut olan ışığın şiddeti azalıyor. Yüzey alandaki alan genişliyor ve azalıyor. Kaynakta da aynı şekilde. Biz kaynakta derin nüfuziyet elde edebilmemiz için odaklı bir ısı vermemiz gerekiyor. Bu odaklı ısı da tüm kaynaklarda, ark kaynak yöntemlerinde belirli bir ideal ark yüksekliği, optimum bir ark yüksekliği vardır. Bunu sağlamamız gerekiyor. Bunun üzerine çıktığımız takdirde, yani ark mesafesi uzadığı takdirde nüfuziyet azalır. Peki hocam, soruda örtülü elektrot ark kaynağı diye belirtmiş ama bu söylediğiniz diğer kaynak yöntemleri için de geçerlidir diyebilir miyiz? Ark kaynak yöntemleri için geçerlidir. Evet. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Geçelim. Örtülü elektrot ark kaynağında kırılmaya karşı yüksek dayanım istenen yerlerde bazik elektrot kullanılır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Evet hocam. Doğrudur. Bazik elektrotların en büyük özelliği kırılmaya karşı dayanımının çok yüksek olmasıdır. Bunun neye göre belirliyoruz? Örneğin bir rutin elektrot veya selülozik elektrotlarla karşılaştırdığımız zaman onların kırılma direnci daha düşüktür ama bazik elektrotların dayanımı kırılmaya karşı direnci daha yüksektir. Bunu belirtmek isterim. Hocam bazik elektrot konusu gelince hemen ilk aklıma şu geldi. Bazik elektrotların özellikle eğer vakumlu bazik elektrot değilse bir 3-4 saat 350-400 santigrat derecede fırınlanması, daha sonra hatta 150 santigrat derecede 2 saat fırınlanması ve bu elektrotlar kullanılırken de termosta 60-80 derecelik termoslarda bulundurulup kullanılması yine dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, değil mi? Kesinlikle. Elektrot kutusu açıldıktan sonra mutlaka fırında muhafaza edilmeli. Hatta elektrot, bazik elektrotlar rutubet aldığı takdirde kaynak uygulaması yapmaya kalkıştığımız zaman elektrot yapışır. Düzgün bir kaynak yapılamaz. İstikrarlı bir ark oluşturulamaz. Buradan ortaya çıkar zaten.
O zaman üçüncü soru hocam. Kaynak öncesi, kaynak ağzı temizliği yapmadan kaynağa başlanabilir. Doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Yanlıştır. Kaynak hatalarına sebebiyet verebilir. Yani mutlaka kaynak öncesinde kaynak temizliği yapılmalı. Mutlaka, evet. Hocam peki nasıl yapılmalı? Biraz daha açarsak. Kaynak uygulamalarında en çok yapılan hatalardan birisi budur. Malzemeye bakılıyor, tertemiz, bir korozif etki yok, paslanma meydana gelmemiş. Diyor ki ben buraya kaynatayım, ne de olsa malzemenin yüzeyi temiz. Oysa ki o malzemenin yüzeyinde, örneğin sac malzemenin, levha malzemenin yüzeyinde yağlanmış olabilir. Korozif etkiye karşı, korozyona uğramasın, hava koşullarından paslanmasın diye ince bir yağla yağlanmış olabilir. Böyle bir durumda direkt kaynak uygulaması yapıldığında mevcut olan yağ, gözenek veya benzeri kaynak hatalarına sebebiyet verecek. Bunun için mutlaka uygulamadan önce malzemenin yüzeyi temiz dahi olsa önce kimyasal yöntemde sonra mekanik yöntemle temizlenmesi lazım. Kimyasal yöntemle de temizlik yapıldığı takdirde solvent içerikli olmaması lazım. O yağlı malzemeleri buharlaştıracak bir kimyasalla temizlik yapılabilir. Piyasada mevcuttur. Mekanik yöntemle de ya flap diskle temizlik yapılabilir veyahut da tel fırçayla temizlik yapılabilir. Peki hocam. Dördüncü soruya geçmeden önce size özel bir bonus sorum var. Evet, bekliyorum. Merak ettim. Hocam, çaydaki tercihiniz sallama çay mı yoksa demleme çay mı? Demleme çay. Çünkü demleme çayın yeri bir başka oluyor. Şöyle bir çekelim. Poşet çay demleme çay kadar etkili olmuyor ama şantiye ortamlarında bulunduğu koşullarda, soğuk iklim koşullarında çalışıyorlar. Bazen işte böyle ilaç gibi gelebiliyor ama bulunduğumuz koşulları göz önüne aldığımız zaman her ikisi de olabilir ama benim tercihim demleme çaydan yana. Dediğiniz gibi hocam, kimi zor şartlar altında pratik olması açısından poşet çay aslında bir nevi bir ilaç olabiliyor. Özellikle soğuksa hava ama imkanı varsa benim gibi böyle yanı başınızda demleme çayı bulundurmak lazım. Ben hep sıcak tutarım. Sıcak olsun isterim, burada durur. Hocam dördüncü soruya geçiyorum. Tedbirlisiniz Evet, tedbirliyim hocam. Dördüncü soru. Kaliteli bir kaynakta kaynak bölgesine yük uygulandığında ana malzeme tarafında kırılma oluşur. Doğru mudur yoksa yanlış mıdır? yani. Doğrudur. Kaynak uygulamalarında kaynak malzemenin mekanik dayanımı malzemenin mekanik dayanımından bir miktar daha yukarıdadır. Bu sebepten dolayı ana malzemeden kırılır. Peki hocam, olur da kırılma kaynak bölgesinden oluşursa ya da kaynağın kenarından, bu ıtap dediğimiz bölgeden, kaynak kenarından kırılma, çatlama meydana gelirse bu ne ifade eder? Burada elektrot seçiminin hatalı olduğu söylenebilir veya kaynak yöntem hatası olabilir. Mesela bazı uygulamalarda malzemenin karbon miktarı yüksek olduğu ya da alaşımlı bir malzemedir, kaynatılıyordur. Ön ısıtma hatalı yapıldıysa ıtap bölgesinden yani kaynak dikişinin kenarından kırılabilir. O zaman beşinci soruya geçiyorum. Evet. Rutil elektrot ile yukarıdan aşağıya kaynak pozisyonunda kaynak yapılır. Kaynak esnasında sıvı haldeki cüruf kaynak havuzunu kapatarak sarkma meydana getirir. Burada yukarıdan aşağı kaynak yapılmasını engeller. Bu sebepten dolayı yukarıdan aşağı pozisyonda rutil elektrotlarla kaynak yapılamaz. Sadece şu fark var rutil elektrotlarda. Melez dediğimiz elektrotlar var. İçerisindeki örtüsü rutil ve selülozik karışımı olanlar var. Bununla yapılabilir. Rutil diye üretici firmalarda rutil diye geçer ama melez elektrotlardır. Bunlarla yukarıdan aşağı yapılabilir. Ama sadece rutil içerikli ince örtülü veya orta örtülü, kalın örtülü rutil elektrotlarda ise yukarıdan aşağı kaynak yapılamaz. Altıncı soru hocam. Evet. Selülozik elektrotlarla
diğer elektrotlara göre daha derin nüfuziyetli kaynak oluşur dersek doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Doğrudur. Arz sıcaklığında selüloz ayrışarak hidrojen açığa çıkar. Bu da ark gerilimini artırarak derin nüfuziyet oluşmasına sebebiyet verir. Şimdi ark geriliminin bu noktada artması, ark yüksekliğinin de artması anlamına gelir, değil mi hocam? Bu ilk soruda bahsettiğiniz hani soruya aslında bir nevi geçiş olmuş gibi oldu. Hayır. Burada farklı bir durum var. Kaynağa başladığımız zaman selülozik elektrotlarla başlangıcından bitişine kadar, elektrot bitene kadar yaptığımız kaynakta ark yüksekliği sürekli sabittir. Fakat içerisindeki, örtünün içerisindeki selüloz ayrışarak hidrojen açığa çıkarttığı zaman bu sefer akım gerilimi, ark gerilimi, düzeltiyorum, ark gerilimi artacak. Arttığı takdirde sıçrantı da beraberinde artıyor ama nüfuziyet de artıyor. Hatta buna farklı bir örnek de verebilirim. Makgaz altı kaynağı var. Makgaz altı kaynak yönteminde %100 karbondioksit kullandığımız ya da bir kısmının karbondioksit, argon karışımı mix bir gaz olduğunu düşünelim. Karbondioksit, biz kaynak yapıyoruz ama karbondioksit ark bölgesinin içerisine girdiği zaman karbondioksit ayrışıyor. Ayrışması sonucunda bir ısınma enerjisi açığa çıkıyor. Daha doğrusu birleşmesi esnasında kaynak bölgesinin hemen yan tarafında birleşmesi sonucunda ısı enerjisi açığa çıkıyor. Bu da ekstradan bir enerji oluşturduğu için kaynaktan nüfuziyet derinliği elde ediyor. Nasıl mak kaynak yönteminde karbondioksit gazı nüfuziyet derinliği elde ediyorsa örtülü elektrotlarda da selüloz aynı bir nevi aynı işlemi yapıyor gibi selülozdan hidrojeni açığa çıkartarak nüfuziyet derinliğinin oluşmasını sağlıyor. Nüfuziyet derinliği oluşması için de aynı zamanda bu hidrojenden dolayı ark gerilimi de artmış oluyor. Detaylı açıklamalarınız için teşekkürler hocam. Sorularımızı Rica ederim. tamamladık ama benim bir bonus sorum daha var size, sizin özelinizde. Hocam kahvede Nescafe mi tercih edersiniz? Yoksa Türk kahvesi mi? O hocam siz tam böyle teçhizat bir şey her şey hazır vaziyette. Öyle hocam, her Şimdi şey sıcak, taze taze yanı başımda duruyor. Çayım bitti, kahveyle devam ediyorum, Türk kahvesiyle. benim de canım kahve çekti. Bu arada herkes yani günde en az bir defa bir kahve içmelidir. Sağlık açısından önemli diye düşünüyorum. Yayınımız biter bitmez bir kahve alacağım. Onu söyleyeyim. Kahve yapacağım kendime. Yeni bir ustanın çayı videosunda görüşmek üzere diyelim. Tabii bu gelenek adet bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı ve yeni içeriklerimiz için konu önerilerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.